Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor. Ya bu ayıptır, milleti rahatsız etmeyek. Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bu videomuzda karavan sektörünü ele alacağız. Dünyada ve Türkiye'de karavan sektörü ve Türkiye'de bu sektöre girmek isteyen girişimcilerin yapabilecekleri konusuyla ilgili bir video hazırladım. Şimdi karavan sektörü son yıllarda dünya çapında oldukça popüler hale geldi. Pandemi döneminde seyahat etmek isteyenlerin tercih ettiği karavanlar özgürlük hissi ve seyahat özgürlüğü sunması nedeniyle tercih ediliyordu. Şimdi son dönemde yaşadığımız depremlerden sonra karavan sektörünün çok daha büyüyeceğini varsayabiliriz. Çünkü eskiden böyle maceracı insanların, gezmeyi, keşfetmeyi seven insanların tercih ettiği karavan artık çok insan için bir zorunlu bir tercih haline geldi. O yüzden karavan piyasası da patladı gibi, böyle ikinci eller çok yükseldi, satışlar yükseldi. Türkiye'de karavan sektörü hızla gelişiyor ve birçok kişi bu alana yatırım yapmayı düşünüyor. İşte Türkiye'de karavan sektörü ve girişimcilerinin yapabilecekleri hakkında bilgiler vermek için böyle bir video hazırladık. Öncelikle dünyada karavan sektörüne bir bakalım. Karavan sektörü ülkemizde büyüyor dedik ama dünyada da aynı şekilde büyümek. Dünya genelinde de karavan sektörü hızla büyüyor. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da popüler olan karavanlar seyahat etmek isteyenler insanlar için ideal bir alternatif oluşturuyor. Karavanlar kamplarda konaklama, doğa ile iç içe olma ve farklı rotalar keşfetme imkanı sunduğundan dolayı tercih ediliyor. Karavanlar sadece seyahat amaçlı kullanılmıyor. Avrupa'da ve Amerika'da bazı insanlar karavanları evlerinin bir uzantısı olarak da kullanıyorlar. Şimdi karavan kullanımı konusunda dünyada bir araştırma yaptığımızda bazı bilgilere ulaştık. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden başlarsak, Amerika'da konuda araştırma yapan şirketlerin verilerine göre 2020 yılında yaklaşık 11 milyon kişi bir karavan sahibiymiş. Ayrıca yine bu araştırma şirketine göre 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 430 bin yeni karavan satılmış. Avustralya'ya bakıyoruz. 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 750 bin karavan bulunuyormuş ve her yıl binlerce yeni karavan satılıyormuş. Avrupa'da karavan kullanımı yine çok popüler. 2019 yılı verilerine göre Avrupa'da yaklaşık 200 bin adet karavan satışı gerçekleşti. Dünya çapında karavan kullanımı hakkında tam ve kesin bir veri bulmak zor olabilir. Ancak bu kapsamda karavanların giderek daha popüler hale geldiği ve birçok insanın bu tür araçları tatil, seyahat ve yaşam tarzı olarak tercih ettiğini görüyoruz. Şimdi bu istatistiklerle ilgili en kapsamlı veriyi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırladığı raporda buldum. Türkiye'de karavan sektörü durum analizi raporu çıkarmış Türkiye Odalar Birliği. Buna göre bayağı ayrıntılı bir istatistik yapmışlar. Öncelikle işte karavan çeşitlerinden bahsediyor. Çekme karavanlar, moto karavanlar, Amerika'daki karavan sektöründen bahsediyor. Çok yüksek miktarlarda karavan alım satılmış. Bu alanla ilgili çok büyük yatırımlar var Amerika'da. Çünkü arazi büyük, ülkenin nüfusu çok büyük. Avrupa Birliği pazarına bakmış. Mesela burada Almanya 1.287.951 tane karavan bulunuyormuş Almanya'da. İkinci sırada Fransa geliyor. 1.098.000 karavanla ikinci sırada. Üçüncü sırada İngiltere. 805 bin karavanı var ve böyle diğer ülkeler gidiyor. Ama Türkiye'de bu arada Türkiye'deki karavan sayısı da 7.991. Bunlar tabii ki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafikle ilgili bölümünden alınan 2021 tarihli istatistik. Şu anda daha artmıştır, bu çok artmıştır ama o dönemki rakam, yani 2 yıl önceki rakam 7.991 Türkiye'deki karavan sayısı. Ama burada ilginç bir şey var. Mesela Slovenya'daki karavan sayısı 12.185 ki Slovenya'nın nüfusu 2.081.000 nüfusa sahip. Slovenya'da 12.185, 84 milyonluk Türkiye'de 7.991 ve Slovenya'nın yüz ölçümü de çok küçük. Ondan sonra mesela Portekiz'de toplam karavan 28.000, İspanya'da 300.000, yani Türkiye karavan sayısı olarak çok düşük ama bu bizim için bir avantaj. Yatırımcılar için iş fikirleri anlamında baktığımızda bir avantaj, büyük bir avantaj bizim için. Yani boş bir saha, yatırım yapılabilecek bir saha. O yüzden bu konuyu işliyoruz. Bu istatistikleri de o yüzden verdim. Şimdi burada diğer bu tabloyu internetten bulabilirsiniz. Türkiye Karavan Sektörü Durum Analizi Raporu. Türkiye'de trafik tescil kaydı bulunan karavan sınıfları ve adetleri var. Kaç tane kamyon var, kaç tane mobil karavan, özel amaçlı karavan vesaire, bunların istatistiklerini buradan bulabilirsiniz.
en sonunda da mesela sınıflandırmalar da yapmış. Ve en sonunda da işte sektörün sıkıntılarından bahsediyor. ÖTV ile ilgili bir sorunun olduğundan bahsediyor. Bunlara çözüm bulunması gerektiğinden bahsediyor. Şimdi konumuza tekrar geri dönecek olursak, Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin karavan sayısı, şu andaki mevcut karavan sayısının çok az olduğunu gördük. Karavanla ilgili bir açlık var, boşluk var daha doğrusu. Özellikle daha önce de belirttiğim gibi depremden sonra bu biraz daha açığa çıktı. Çünkü ülkemiz deprem bölgesinde neredeyse depremden etkilenmeyen il kalmadı. Her yer sallanıyor. İnsanlar da korkuyorlar. Eskiden dediğim gibi maceracı insanlar alırdı karavanı. Herkes yanaşmazdı karavana. Kadınlar özellikle pek tercih etmezlerdi. Şimdi bayanlar bile artık karavan istiyorlar. Çünkü evlerinde korkuyor insanlar. Bu da karavan sektörünün gelişeceğine işaret eden bir faktör. Türkiye'de de karavan sektörü son yıllarda hızla ilerliyor diyebiliriz. Bazıları küçük, bazıları büyük. Herkes kendi çapında bir karavan peşine düşüyor. Karavanlar Türkiye'deki farklı şehirlerde kamp alanları ve doğa rotalarına gitmek için ideal bir seçenek aslında. Özellikle Türkiye'nin turistik potansiyeli, tarihi ve coğrafi zenginliği bu sektörün çok gelişeceğini gösteriyor. Şimdi karavan, biraz da karavan çeşitlerine bakalım. Birinci tip karavan, moto karavan. Bunlar bir aracın, yani panelvan boyutlarında bir aracın içerisinin düzenlenerek bir ev haline getirilmiş olan karavanlar. Yani ön tarafında şoför mahalli var, arka tarafında ev haline getiriyorsunuz. Bu moto karavan deniyor. Piyasada karavan videolarında veya karavan fuarında bu tip karavanları görmüşsünüzdür. İşte bunda mesela en çok benim gözüme çarpan Iveco şu anda, Peugeot, Volkswagen veya Renault gibi markaların karavanlarını, moto karavanlarını görebilirsiniz. Hatta Fiat Doblo'nun bile karavanı var. Yani Fiat Doblo kendisi fabrika versiyonu olarak karavan şeklinde çıkarıyor Doblo'yu. Yani küçük olmasına rağmen tuvalet ve banyo da sıkıştırmışlar. Yatağı var vesaire. İşte oradan başlıyor yani. O büyüklükteki arabalardan başlıyor. Bunlar 14, 15, 16, 17 metreküplük olarak sınıflandırılıyor. Yani biraz uzun boylular için 17 metreküp daha ideal oluyor. Çünkü ayaktayken başının üzerinde biraz mesafe kalıyor. 17 metreküpler çok yüksek, biraz daha yüksek. Daha küçükleri de var. Ona göre herkes kendi bütçesine göre bir karavan sahibi olmak istiyor. Diğer karavan türü ise çekme karavanlar. Bunlar bir aracın arkasına bağlanıyor ve araçla çekip istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Şimdi buraya kadar sektörle ilgili kısa bilgiler verdim. Eğer bu bilgilerde eksik veya hata varsa lütfen yorumlara yazın. Sonuçta insanız, hatamız olduysa affola. Şimdi bir girişimci olarak neler yapabiliriz, ona bakalım. Türkiye'de karavan sektörüne girmek isteyen girişimcilerin yapabilecekleri. Öncelikle araştırma yapın arkadaşlar. Karavan sektörüne girmeden önce bu sektörle ilgili Türkiye'de mevcut karavan markalarını iyi bir şekilde araştırın. Karavan tanıtım videolarını izleyin. İnternette karavan videoları var, yüzlerce. Onları seyredin. Yani eskiden karavanları çok göremezdik. Ayda yılda bir Almanya'dan, Avrupa'dan gelen karavanları görürdük. Şimdi artık her yer karavan var. Karavan videoları var. O karavan videolarını seyredin. Nelere ne takılıyor, nasıl monte ediliyor, ne yapılıyor, içi nasıl değiştiriliyor, çeşitleri nasıl, nelerdir, onlar orada öğrenebilirsiniz. Bu size pazarlama stratejilerini ve sınıflandırmayı anlamanıza yardımcı olacak. Şimdi Türkiye'de karavan sektörüne girmek isteyen girişimciler için birkaç önerimiz var. Önceki videolarda olduğu gibi maliyet ve gelir gider hesaplaması işine hiç girmeyeceğim. Çünkü fiyatlar çok değişiyor. Sonra benim söylediğim fiyatlar çok komik duruma düşüyor. Yorumlara şöyle görüyorum işte, ya bu fiyata bu olur mu? Bu fiyata artık kalmadı falan. O yüzden rakam vermeye hiç gerek yok. Şimdi birinci fikrimiz, iş fikirlerinden birincisi, yüksek sermayeden düşeye doğru gitmeye çalışacağım. Birinci girişimcilik fikrimiz karavan bayiliği, showroom, karavan ve karavan servisi. Yani şu anda otomobil servisleri gibi, yani otomobil showroomları gibi veya bayileri gibi düşünün. Bunlar gelecekte göreceğiz bunları. Şu anda belki hayal gibi olabilir ama ileride bunlar olacak. Bunun için bir showroom'a ihtiyaç var, karavanlara ihtiyaç var ve karavan servisine ihtiyaç var. Bunu nasıl tespit edebiliriz? Karavan üreticileriyle diyalog kurarak yatırım maliyetlerini, maliyetini, kazancını hesaplayabilirsiniz. Türkiye'de üretim yapan birçok şirket var. Yeni yeni gelişiyorlar belki ama çok şirket var karavan üreten. Hem çekme karavan üretenler var hem de moto karavan yapanlar var. Çevirenler de var. Mesela bazı şirketler var. Görüyorum ben internette. Aracını getir, karavana dönüştürelim diye. İzmir'de gördüm mesela öyle bir firma. Öyle firmalar var. Başka yerlerde de var. Adana'da da var. Gördüğüm kadarıyla. Yani siz aracınızı götürüyorsunuz. Bir panel van. Satın alıyorsunuz. Götürüyorsunuz. Onlar içini
karavan şeklinde dönüştürüp bir maliye çıkarıyorlar ve size teslim ediyorlar. Anahtar teslim karavanınız oluyor. Bu bahsettiğim birinci fikir karavan bayiliği. Bu tabii ki büyük bir yatırım maliyeti gerektirir bu. Bir showroom kiralamanız gerekir. Karavanları almanız lazım. Birkaç tane mesela çekme karavan, birkaç tane moto karavan oraya koymanız gerekir. Aynı zamanda bunun bir de servisi olacak arka tarafında. Tamir, bakım, bu işler de bu işin bir parçası tabii ki. Diğer bir fikrimiz kendi karavanınızı üretim bölümü. Bu Türkiye'de karavan pazarı henüz doygunluk noktasına gelmemiş olduğundan kendi karavanını üretmek ülke içindeki girişimciler için bir fırsat olabilir. Kendi karavanı nasıl üretirsin? Bununla ilgili de internette bir sürü video bulabilirsiniz. Kendileri daha önceden mesela Antalya'da iki kardeş var gördüğüm videoların içerisinde. Bunlar daha önceden mobilyacıymışlar. Bir kardeş de kaportacıymış. Bu işi biliyorlar. Yani aracı karavana çevirmenin en büyük, en önemli noktası mobilya ve zaten yani ağaç işleri, marangozluk, ahşap işi ve kaporta. Bunlar böyle 2-3 ay içerisinde bir panervanı karavana döndürdüler, döndürebiliyorlar. Demek ki yapılabilir yani bu. Eğer mobilya işinden anlıyorsanız veya biraz kaporta işinden anlıyorsanız malzemeleri bulup internetten sipariş verebilirsiniz. Malzeme satan siteler de var. Karavan malzemeler satan firmalar da var çok Türkiye'de. Onlardan malzemelerinizi bulup kendi aracınızı karavana çevirebilirsiniz. Diğer bir başlığımız kiralama hizmeti sunabilirsiniz. Karavanların satın alma maliyeti yüksek olabileceğinden insanlar kiralamayı tercih edebilirler. Bu nedenle kiralama hizmeti sunarak müşteri kitlenizi genişletebilirsiniz. Tabii bunun için en azından bir tane karavanınızın olması gerekir. Zaten ülkemizin her yeri gezilecek, görülecek tarihi şeylerle dolu. O yüzden bunun için illa Akdeniz'de olmanız, Marmara'da olmanız, Karadeniz'de olmanız diye bir şart yok. Her yerde karavan kiralama ihtiyacı olur. Tabii ki reklam önemli. Bir siteniz olur. Instagram'dan, sosyal medyadan reklamlarınızı verirsiniz. İnsanlar kiralık karavanı tercih ederler. Tabii ki bunun da sıkıntıları olabilir. Yani bir kontrat imzalamanız gerekir. Kiracıların karavana zarar vermemeleri için. Çünkü sonuçta bunu bir kiralık daire gibi kullanacaklar. Bazı malzemeler yıpranabilir. Bazıları zarar verebilirler karavana. Bunun sıkı bir takipçisi olmak lazım veya bunun için tedbirler almak lazım. Ama kiralama işi tutar. Diğer bir başlığımız karavan sarf malzemeleri satma. Bu da yine maliyeti yüksek olan fikirlerden bir tanesi. Çünkü karavanların içerisinde birçok parça var. Güneş paneli, akü, webasto. Yani webasto dediğim bu kamyonlara takılan ısıtma sistemi mazotlu. Karavanlara da takılıyor, ısıtıyor. Su pompası, temiz ve atık su tankı, ocak, lavabo, klozet, birçok malzeme var karavanların içerisinde kullanılan. Bunların yedek malzeme gibi sarf malzemesi olarak da satabilirsiniz. Bunun için bir bayilik alınabilir. Hem yerel firmalar var bu parçaları üreten. Bunlar ufak tefek böyle borulardan, vanalardan, gösterge panellerinden tutun da büyük parçalara kadar her şeyi satan bayiler var. Onların bir yan kolu olarak veya onların ispiritörü olarak da çalışabilirsiniz. Son başlığımız karavan acil servisi. Böyle bir firma var Türkiye'de. Ben karavan fuarını da konuşurken gördüm. Bunlar karavan acil servisi yolda kalan karavanlara servis hizmeti sunuyorlar. Eğer telefonda halledebiliyorlarsa tarif ederek telefonda çözüyorlar sorunu. Edemiyorlarsa o ildeki temsilcilerine söylüyorlar. Temsilcileri onların çalıştığı kişi onlara ulaşıp karavanlarındaki sorunu çözüyor. Çünkü karavandaki sistemleri herkes bilmeyebilir. Elektrik aksamı var, su tertibatı var, enerji var. Bunlarla ilgili bilgi sahibi bir insanın yardımcı olması gerekiyor. Bunlar da bu şekilde yardımcı oluyorlar. Evet arkadaşlar, karavan sektörüyle ilgili bilgiler verdik ve bu işle ilgili yapılabilecek iş fikirlerinden bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer eksiğimiz hatamız olduysa lütfen yorumlara yazın. Eksiğimiz hatamız olabilir, sonuçta insanız. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı işler diliyorum.